Öncelikli olarak bu tutumunuzu kabul etmiyorum. Dakika bir, gol bir. Muhalefetin sesini ilk görevinizde kısmaya çalışıyorsunuz. Bu çok yanlış bir uygulama. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. Maalesef ekonomik veriler ülkemizde her geçen gün bozulmakta. Halkımızın yaşam standardı düşmekte. Türk İş Mayıs ayına ait açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması tutarını kapsayan açlık sınırı 10.362 lira olarak açıklandı. Gıda harcaması ile giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 33.752 liraya çıktı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 13.439 liraya yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre %2.23 artarken son 12 ay itibariyle artış oranı %72.18 oldu. Tüm bu maliyetler dikkate alındığında asgari ücretin de en az 15 bin lira olması gerekirken doğrudan 7 milyon dolaylı olarak da tüm çalışanları etkileyen asgari ücret 11.402 lira olarak açıklandı. Bu ne demek? Asgari ücretlinin yoksulluk sınırında, açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmesi demek. Öte yandan duyunu umumiye hükümetinde zamlar yağmur gibi yağarken bu zamlardan bakliyat ürünleri de nasibini alıyor. Dar gelirli vatandaş et yemeyi unuttu. Bir takım bakliyat ürünlerinden zaten çoktan vazgeçti. Elinde birkaç tane bakliyat ürünü kalmıştı. Onlardan da pirinç, artık ateş var. Bir dakika ilave ediyorum. Buyurun başkan. Bazı marketlerde 2,5 kilogram pirinç 199 lirayı görmüş durumda. Şimdi önümüz Kurban Bayramı. Emeklinin bayramda 2000 liralık bayram ikramiyesiyle ancak bir küçük baş kurbanın dörtte birini kesebileceği ortada. Emekli bu bayram ikramiyesiyle ne bayram alışverişini rahatça yapabilecek ne de torunlarına istediği gibi harçlık verebilecek. 2000 liralık bayram ikramiyesinin emekliye bayram yaşatmayacağı ortada. Biz iktidara gelseydik asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi verecektik. Ancak vatandaş bize ana muhalefet görevi verdi. Şimdi ben biliyorum ki AKP'ye ve MHP'ye oy vermiş emekliler de bayram ikramiyesinin asgari ücret tutarında olmasını isterler. Onun için gelin bu bayram emeklinin yüzünü güldürelim. Bayram ikramiyesini asgari ücret tutarına çıkaralım. Diğer teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Yani 3 dakikanın üstündeki sürelerde grup başkan vekilleri konuşmalarını yaptılar. Ama bugün daha ilk nöbetinizde tuttunuz 2 dakika dediniz, artı 1 dediniz. Bizim söylemek istediğimiz şeyler var. Gündeme dair önemli gelişmeler var. Bu mecliste bunları dile getiremeyeceksek nerede dile getireceğiz? Bu insanlar bize gelip burada kendilerini temsil etme, sorunlarını çözmek adına yetki verdi. Bu yetki adına da bütün grup başkan vekillerimiz de benimle hemfikirdir. Lütfen bu tutumunuzdan vazgeçin. Bu yanlış bir uygulama. 3 dakikayla kimse hiçbir şey anlatamaz burada. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni bir değerlendirme yapacağımı bilmenizi isterim.